Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Kadına Dair hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bugün 10-11 yaş grubu için şort dikimi göstermeye çalışacağız. Şöyle çok güzel bir kumaşımız var. Kumaşımız viskon. Kumaşı gösterdikten sonra şöyle kalıbını göstermek istiyorum. En olarak 26 santim. Boy olarak 47 santim aldım. A bölümünü komple 9 arkası için, arka bölüm için. Önü yapmak için şöyle 4 santim kalıyor. Şöyle kıvırıyoruz 5 santimini. 4 santim kalmış oluyor. 10-11 yaş için bel bölümünü ekstradan vereceğiz. Ve dikiş paylarını vereceğiz sadece. Bir küçük dikiş paylarıyla keseceğiz. Beline 7 santim alabilirsiniz. Kalıbımız bundan ibaret. Kumaşımızın üstüne koyup keseceğiz. Normalde ben bu lastiği kullanıyorum. 1,5 santim genişliğinde. Ama şu an benim elimde çok az var bundan. Bu yetmeyecek kullanacağım şort için. Geniş bir 3 santimlik geniş bir lastik koyacağım. O yüzden ben kendim dikişte belini fazla koyacağım ama siz 7 santim, 6 santim yeterli. Diğer şortlara da linkini bırakacağız zaten. Diktiğimiz farklı gruplar içinde 1-2 yaş içinde diktik. 4-5 yaş içinde diktik. Bu da 10-11 yaş için dikiyoruz. Onlara da bakabilirsiniz. Detaylı anlatım var onlarda da zaten. Bunda 7 santim eğer çok geniş de istemezseniz 6 santim bile alabilirsiniz belini. Ben biraz lastiğimden dolayı geniş alacağım. Siz lastiğinizi bu ölçüye baz alarak 7 santim alabilirsiniz. Şöyle kalıbımızı yerleştiriyoruz. Şurada bir dikiş payı bu arka ağ için ön ağda yaptığımız zaman şöyle arkaya doğru kıvıracağız. Şurada 4 santim kalışını ikisini de şöyle birer santim bırakarak şimdi önü kesiyorum. Böylece kesip bitireceğim, devam edeceğim. Kestikten sonra şimdi makinede dikiş aşamasına geçiyoruz. Kumaşımı ben kestim. Zaten detaylı kesimi diğer videomda göstermiştim. Oradan bakabilirsiniz. Önce dikişimizi ağ kısımlarından yukarı doğru dikmeyle başlıyoruz. Her zaman iğnemiz kumaşımızda takılı kalırsa daha güzel bir dikiş elde etmiş oluruz. Yukarı olan kısmı da diktim. Şimdi zikzaklarına gidiyorum, ovalaklarına gidiyorum. Dikişini ve ovalağını gittim. Şimdi alt kısmından aşağı doğru olan kısmını dikeceğim. Şöyle iki dikişimi birleştiriyorum. Şurasının bir olmasına dikkat edeceğimiz nokta. Şimdi böylece dikiyorum. Dikişini yaptım. Şimdi ovalık bölümünü de gidiyorum. Şimdi yan dikişlerimi dikiyorum. Her iki tarafı da dikip ovarlağını da geçeceğim. Sonra bel kısmıyla alt kısmına geçmiş olacağım. Bel kısmını yapıyoruz. Şöyle bir santimini arkaya doğru kıvırıyoruz. Bütün videolarımda söylemiştim. Yapamayan arkadaşlar iğneyle ya da ütü iziyle de yapabilir. Kullanacağınız lastiğin genişliğine göre belirleyebilirsiniz. Diğer videomda da
geniş anlatımı var. Ona da bakabilirsiniz. Şöyle burada ben normalde 1,5 santim genişliğinde şöyle bir lastik kullanıyordum. Ama benim şu an elimde kalan sadece bu. Bu da yetmiyor. O yüzden bugün geniş kullanacağım. Artık elimizde ne varsa onu değerlendiriyoruz. O yüzden şöyle orta kısma koyacağım, yerleştireceğim. Buradan 4 santim kalabilir. Benim 3 santim kalacak ancak 3,5 santim kalabilir. Siz normalde 4 santim yapın. Lastikten yukarı bölümünü. Lastiğin genişliği 1,5 olunca 2 santim bırakın kolay geçsin diye. Bu 3 santim genişliğinde bir lastik. Ben 3,5 bırakacağım. En azından rahat geçmesi için. Altta da diğerinde 1,5 santim bırakmıştım. Şimdi 1 santim bırakacağım. Lastiğimin genişliğinden dolayı. Şöyle 1 santimini aldık. Santim olacak burası. Santim yükselince yapması belki zor olabilir sizin için. O yüzden ütüde ya da iğneyle yaparsanız daha kolay olacaktır. Şöyle ayarladım. Makineye geçiyorum. Şöyle 8 santim ayarladım ben. 8 mezura ile gidiyorum 8 santimden. Küçük bir lastik geçirme payı bırakacağım. Diğer kısmı dikeceğim. Birinci dikişi bitirdim. İkinci dikişimi de 1 santimden yapıyorum. Şimdi üçüncü dikişimi dikiyorum. Benim lastiğim 3 santim olduğu için 3,5-4 santime yakın bir pay bırakmam gerekiyor. Lastikten biraz fazla pay bırakın. Mezura yardımıyla ölçüm alarak gidiyorum ben. Bel kısmını bitirdim. Şimdi alt kısmının katlamasına geçeceğim. İsterseniz şöyle 3 santimden yapabilirsiniz. 2 santimden yapabilirsiniz. Diğer videoma da bakarsanız onda iki şekilde yapmıştım. Hem overlock çekip tek katlama yapmıştım. Hem de şöyle 2 santimden yapmıştım. Bunda ben şöyle 1 santimden hemen kıvıracağım. Normalde bu ince kumaşları, şifon kumaşları, bu tarz kumaşları püskürme olduğu için tercihim iki kat katlamak. Overlock da çekip tek de katlayabilirsiniz. 2 santimden gösterdiğim şekilde 3 santimden de yapabilirsiniz. Size kalmış. Uzunluğunu da kendiniz belirleyebilirsiniz çocuğunuza göre. Ara kısmından alta doğru uzunluğunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Diğer paçayı da aynı şekilde yapacağım. Şimdi diğer paçayı da aynı şekilde dikiyorum. Aynı şekilde dikeceğim. Öylece devam ediyorum. Diktik. Şimdi ütü aşamasına geçeceğiz. Ütüleyeceğiz. Ütüledikten sonra lastik geçmeni, lastik yerleştirmesine geçeceğiz. Arkadaşlar, lastiğimi ben 60 santim aldım.
Her çocuğun beli bir olmuyor. Siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Şöyle açıp bayağı bir iki, tek açtığımda da birazcık dışarı çıktığı zaman yeterli oluyor. Bir filkete yardımıyla geçireceğiz. Geçirmeden önce lastiğimizi şu şekil dikeceğiz. Böyle değil de hem atma oluyor hem de kaba duruyor. Şu şekil lastiğimizi de makinede iki taraftan da dikeceğiz. İstediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Bıraktığımız yerden lastiğimizi geçiriyoruz. Dikim şeklini göstermiştim zaten. Dikip bırakacağız. Lastik geçirmek için bıraktığım yerleri de dikiyorum. Lastiğimi geçirdim. Arkadaşlar, ben bir çalışmanın daha sonuna geldim. Çalışmamı bitirdim. Umarım faydalı olmuştur. Şimdiden denemek isteyen, yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.